Evet, öncelikle oyuncularımı kutluyorum. İyi bir galibiyet aldılar. Playoff grubunun içinde rakiplerimizden biriydi. İkili avarajda da avantaj yakalamış olduk. Zor bir maçtı, kolay bir maç değildi. Net bir galibiyet. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Maçın teknik analizine çok girmeyeceğim bu sefer. Sadece şunu söylemek istiyorum. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Gerçekten. Ve bence bu camia bu oyuncularla gurur duysun. Maddi ve manevi şu anda bu oyuncularımızın desteğe ihtiyacı var. Bir hikaye yazmak istiyorlar. Biz içeride çok güzel bir aile ortamındayız. Hem Türkiye Kupası'nda yürüyoruz, hem de kendi ligimizde üst sıralarda bir üst lige çıkmayı zorluyoruz. Ama sadece bunu oyuncularım tek başlarına yapamaz. O yüzden maddi ve manevi bir desteğe ihtiyacımız var. Daha çok birlikteliğe ihtiyacımız var. İnşallah tüm camia birlik olur ve iyi bir şekilde devam ederiz. Hikaye yazmak istiyoruz. İnşallah sonunda da yazarız. Tekrardan tüm oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar da bizi destekleyen, buraya gelen tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki karşılaşmada da kazanarak hikayemize devam edeceğiz. Ben uzun zaman önce hakemlerle alakalı konuşmayı bıraktım. Çünkü bir sarmalın içinde oluyoruz hakemlerle alakalı. Ben de hata yapıyorum antrenör olarak. Oyuncum gol kaçırıyor. Birisi hata yapıyor. Hakemler de hata yapıyor. Ama biz o kadar bir sarmalın içinde hakemlerimizi konuşuyoruz ki bazen yaptığımız hataları onların yüzünden yaptığını düşünüyoruz. Bu da futbolumuza zarar veriyor. Özellikle insan olan hakemlerimizi, bakın insan olarak diyorum. Çünkü onların da bir ailesi var. Onların da bir anne babası, eşleri ve çocukları var. O yüzden de dikkat etmemiz gerekiyor bu tip demeçlere. Bence artık bırakalım. Çünkü Avrupa'da da sürekli maçları izliyoruz sevgili dostlar. İnanılmaz hatalar oluyor. Ben Almanya'da oynadım. Ama hiç hakemleri konuşan, hakemleri sürekli eleştiren bir yapı görmedim. O yüzden bence artık bırakalım bunları da herkes futboluna baksın biraz. Bizim de canımızın yandığı çok zaman oldu. Ama yapacak bir şey yok. Ben hakemin bugün tutumunu tabii ki maçı izleyeceğiz, göreceğiz ama objektif olarak gördüm. Kazandığımız için söylemiyorum bunu. Ama objektif olarak gördüm. Daha sonrası konuyla ilgili yorum yapanlar da olur. Benim söyleyeceklerim sadece bu kadar. Sadece bir şey eklemem lazım. Biliyorsunuz rahmetli başkanımızın, efsanevi başkanımızın Gençler Birliği yapan en öndeki insanlardan Sayın İlhan Cavcav'ın ölüm yıldönümü yarın. O yüzden mekanı cennet olsun. Harika bir kulüp bıraktı. Ama bu kulübe, bu Gençler Birliği ismine tüm camianın sahip çıkması gerekir. Gençler Birliği Türkiye'nin lokomotifidir. Birçok genç oyuncu çıkarmış, milli takıma sayısız oyuncular vermiş bir kulüptür. Ama artık günübirlik başarılarla değil de sağlam temelli plan ve projelerle birlik içinde hareket etmesi gereken bir kulüptür. Bu kulübün yaşaması gerekir. O yüzden tüm Ankara'ya sesleniyorum. Gençler Birliği'mize sahip çıkalım ve rahmetli başkan İlhan Cavcav Bey'i de rahmetle analım.